Merhaba sevgili arkadaşlar. Deneme sorularımızın cevaplarını beraber bakacağız. Hemen başlayalım birinci soruyla. Choose the correct one for the blank. Uygun olanı boşluk için seçiniz diyor. Ne diyor burada? Ted ve Lance konuşuyor. I think I will be a scientist. Ben bir bilim adamı olacağım bence. Because I'm really interested in science. Çünkü gerçekten bilimle ilgileniyorum diyor. Evet, burada o zaman ne istiyorsun? Hangi mesleği istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Tarzında bir şey soruyor olabilir. What will you be in the future? Gelecekte ne olacaksın? Evet, bu olabilir ama hemen işaretlemeyeceğiz. When will you be a scientist? Ne zaman bir bilim adamı olacaksın? Bunun bir cevabı yok arkadaşlar. How will you pass the science exam? Fen sınavına nasıl geçeceksin? Hayır, böyle de bir cevap yoktu. Which subject is your favorite? Senin favori dersin hangisidir diye soruyor. Bunun da cevabı yok arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi gelecekte ne olacaksın? Bence bilim adamı olacağım. Çok güzel de buyur. Doğru cevap A olacak o yüzden. Evet, ikinci soruyla devam edelim. According to the conversation, Ellie works at... Evet, Ellie'nin nerede çalıştığını bulmaya çalışacağız. Bakalım, public buildings ile alakalı bir konu. Hello, how can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim size? Hi, this is my prescription. Evet, prescription demek arkadaşlar, reçete demekti. Reçeteyi nereden alırız biz? Chemists ya da diğer adıyla pharmacy'den alabiliriz. Bakalım. Okay, let me see it. Tamam, bir bakayım. You should use this painkiller twice a day. Painkiller ise ağrı kesici demektir. Bu ağrı kesiciyi günde iki kez kullanabilirsiniz, kullanmalısınız. Teşekkürler. You're welcome. Have a nice day. Rica ederim. İyi günler dedi. Demek ki arkadaşımız nerede? Chemist veya pharmacy'de. Yani ikisi de eczane demek zaten. Municipality, belediye binası olmaz. Chemist zaten doğru cevabımız. Florist, çiçekçi. Bu da olmaz. Bank, banka. Bu da olmaz. Demek ki prescription, painkiller'ı chemist'ten alıyoruz. Evet, üçüncü sorumuzun kökü, soru kökü ne istiyor bizden bakalım. According to the information above, she does not want to. Evet, yukarıdaki bilgiye göre she does not want to, istemez. Burada Carla'nın dreams, yani hayalleri varmış. Bakalım, şıklardan gidelim. See different places, farklı yerleri görmek, yani seyahat etmekle alakalı olabilir. Evet, hemen şurada gözümüze çarpıyor. Aa, burası olur. Traveling the world, dünyayı gezmek. Burası demek ki vardır. Bize olmayanı soruyor. Have a good career. İyi bir kariyer sahibi olmak. Yani meslekle alakalı. Yes, getting a good job. İyi bir meslek edinmek. B şıkkına da burada diyeceğiz. B şıkkı da varmış. Have a husband. Husband eş demek arkadaşlar. Erkek eş. Yani bir eş sahibi olmak istiyor. Yani bir family. Evlenmek istiyor. Evet, burada C demek ki burada var diyoruz. And live in a village. Bir köyde yaşamak. Bakalım köyde yaşamakla alakalı bir bilgi var mı? University, üniversiteye gitmek. Living in a big city. Büyük bir şehirde yaşamak. Yani köyden bahsetmiyoruz. Buying a car, bir araba sahibi olmak. Bu da zaten bilgisi yoktu. Köyde değil de büyük bir şehirde yaşamak istediği için doğru cevabımız D olacak. Bundan bahsedilmemiştir. Dördüncü sorumuza bakalım. How many sentences in the box are correct according to the visual? Görsele göre kaç tane cümle doğrudur diyor. Kutucuklara bakarak gideceğiz. Mary ve Daniel'ın yaptıkları üçer görsel halini karşımızda. Tek tek cümlelere bir bakalım. Doğru mu yanlış mı sallamasını yaparak ilerleyelim. Daniel and Mary have a dream about family. Aile hakkında bir hayalleri var ikisinin de diyor. Bakalım, evet, burada bir çocuk sahibi olmak Mary'nin vardır diyebilirim. Ve Daniel'a bakıyorum, evet. Burada da yine bir aileyle alakalı görsel olduğu için buna doğru derim. Bir tanesi doğru çıktı. Mary will see different places. Evet, farklı yer görmek istiyor. Maria farklı yerler görmek istiyor diyor. Bakalım seyahat etmekle alakalı. Evet, Maria'nın burada seyahat etmekle alakalı bir görseli var. O yüzden iki tane doğru cümlemiz var şu anda. Daniel will have a dog. Daniel bir tane köpek sahiplenecek diyor. Bakıyoruz Daniel'a ama burada cat var. Not dog. O yüzden bu yanlış. Bir tanesini eledik. Maria will write books. Maria kitap yazacak. Hemen bakalım Maria. Evet, kitapla ilgili, kitap yazmakla ilgili bir görsel var. Üç tane doğru cevabımız var şu anda.
Daniel will live in a big and crowded place. Daniel büyük ve kalabalık bir yerde yaşayacak. Bakıyoruz ama Daniel'ın yaşamak istediği yer countryside gibi görünüyor. Yani kırsal bölgede yaşamak istiyor. Gayet sakin bir yer. O yüzden bu cevabımız da yanlış. Maria will have a pet. Maria bir evcil hayvan sahiplenecek diyor. Bakıyoruz Maria değil de Daniel sahiplenecekti. O yüzden bu da yanlış. Demek ki 1, 2, tam 3 tane cümlemiz doğru arkadaşlar. Evet, 5. sorumuza bakalım. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre which of the following is not in the list of their tasks? Görevlerinin listesinden hangileri vardır diyor. Sırasıyla olacak arkadaşlar. Bir bakalım. Charles Sally, Mr. Parker and Mrs. Parker'ın gittikleri yerlere bakalım. Şimdi Charles Bakery'e gitmiş, Sally Park, Mr. Parker Greengrass'ı and Mrs. Parker Bank'e gitmiş. Sırasıyla bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şıklardan gidersek buy some beverages. Biraz içecek almak. Bakery'den alabilir miyiz? No. Park'ta pay the bills. Fatura ödemek? No. Hemen iki tane cümleden A'yı eledik. B'ye dönelim. Buy some cookies. Kurabiye satın almak. Evet, bakery'den alabilirim. İkinciye bakalım. Draw money. Para çekmek. Bankadan çekerim. Park diyor burada. Evet, burası da gitti. C'ye bakalım. Buy some bread. Biraz ekmek almak. Evet, nereden alırız? Bakery'den alabiliriz. Walk the dog. Köpeği yürüyüşe çıkartmak. Gezintiye çıkartmak. Park'ta olabilir. Evet. Buy vegetables and fruit. Sebze ve meyve satın almak. Greengrocer's'da olabilir. Greengrocer's neydi? Manav. Draw money, para çekmek, bankadan çekilir. Ona da bank diyoruz. Evet, sırasıyla burası uydu. Cevabımız C arkadaşlar. Yine de D'ye bir bakalım. Buy some cake, kek almak. Evet, bakery'e uyuyor. Pay the bills, faturaları ödemek park için uygun değil. O yüzden C şıkkımız doğru olduğunu buluyoruz. Evet arkadaşlar. Altıncı sorumuzun soru köküne bakıyoruz. According to the videos above, yukarıdaki görsellere göre, where are these people now? Şu anda bu insanlar neredeler? Evet arkadaşlar, simgelerle göstermiş. Bu soruyu çözerken şöyle ilerleyeceğiz. İlk resimde ne görüyoruz? Martin sinemaya gitmiş. Evet, sinemanın işareti ne? Hemen altına çizelim. Bir kare sembolü var. Julia'ya bakalım. Julia nerede? Bir çiçekçide. Ve çiçekçi florist demektir. Florist'in simgesi de daire. Evet. Joseph'e bakalım. Joseph şu anda bir chemist'te veya farmasi'de. Yani eczanede. Chemist, eczanenin sembolü ise üçgendir. Evet. Mary'e bakalım. Mary ise arkadaşlar bir sanat galerisi geziyor anlaşılan. Sanat galerisinin görselini de şöyle çizelim. Pek çizemedim ama idare edin. Evet. Çizdik. Evet, şıklardan buraya göre bakalım. Martin A şıkkında diyor ki art galeriye gitmiş. Yanlış. Hemen Martin'den eledik. B'ye bakalım. Maria nereye gitmiş diyor burada. Chemist'e gitmiş diyor. Üçgen yapmış. Hayır, Chemist'e gitmemiş. Maria art galeriye gitmiş. O yüzden B şıkkında eledik. C'ye bakıyorum. Joseph üçgen işareti var. Üçgen işareti neresiydi? Eczane. Evet, eczaneye gitmiş Joseph. Doğru. Maria'ya bakalım. Maria'nın sembolünde onun art galerisinde olduğunu söylüyor. Evet, bu da doğruluyor. Martin'e bakalım. Martin ise sinemaya gitmiş görünüyor. Evet, Martin de sinemayla eşleşti. Ve Julia'ya bakalım. Julia ise Florist'e gitmiş. Florist'in görseliyle de eşleşiyor. Doğru cevabımız C. Yine de D'yi bir kontrol edeceğiz tabii ki. Joseph uyuyordu. Evet, chemist'te üçgen işaretiydi. Ama Martin uymuyor arkadaşlar. Martin'de kare olması gerekiyordu sinemaya gittiği için. Doğru cevabımız C olacak arkadaşlar. It is the first day of school at Republic High School for 9th grade students. Evet, Cumhuriyet Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin okuldaki ilk günüymüş. The students in the picture are greeting each other. Birbirleriyle tanışıyorlar diyor. Greeting, tanışmak demek. Soru kökümüz bizden ne istiyor? Evet, each other's names. Birbirlerinin isimlerini tahmin etmeye çalışıyorlar. There are 3 students left. Tam 3 tane öğrenci kalıyormuş geriye. Help Enrique to find out who they are. Kim olduklarını bulup Enrique'ye yardım edin diyor. Match the students with the numbers. Numaralarla
Eşleştirelim diyor. Hemen bakalım. Mark'ı bulabilecek miyiz? Mark is tall and he has got short blonde hair. Evet, Mark'ın boyu uzunmuş ve kısa sarı saçları varmış. He likes cycling and playing basketball. Evet arkadaşlar, burada hobilerinden bahsediyor. Bunu okumamıza gerek yok çünkü bu soru kökü bizden appearance istiyor. Yani dış görünüş istediği için bu bilgi bize doğruyu ulaştırmayacaktır. Biz şuraya bakıyoruz. Uzun boylu olan ve kısa sarı saçlı olan kim? 1'deki değil, 3'deki değil ve 2'deki. Hemen buraya Mark diye not alıyorum ve 2 numarada Mark'ın olmadığı şıkları eliyorum. Böylelikle B şıkkını ve C şıkkını elemiş oldum. Geriye 2 tane şık kaldı. Helen is the middle height. Evet, Helen orta height boy demekti. Orta boylu and she has wavy brown hair ve dalgalı kahverengi saçları var diyor. Playing computer games'e bakmıyoruz zaten. Evet, dalgalı ve kahverengi saçı olan kim var? Helen var. Zaten burada belirtmiş arkadaşlar. Tony is a middle height. Evet, Tony de orta boylu diyor. He has dark hair. Koyu renkli saça sahip. Evet, zaten Tony, he demek. Bir de Tony'nin olduğunu anlıyoruz. D şıkkını eledik böylelikle. Hemen sağlamasını yapacağız. Rosa is a middle height. Rosa da orta boyluymuş. And she has long blonde hair. Uzun sarı saçlara sahip. Evet arkadaşlar, blonde sarışın, sarı saç demektir. O yüzden 3. görselle de Rosa uyuştuğu için doğru cevabımız A şıkkı olacak. Sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar. Which one is not correct according to the text above? Yukarıdaki metne göre hangisi doğru değildir? Hi, I'm Anna Ivanovic. Evet, ben Anna. And I'm a professional tennis player. Ben profesyonel tenis oyuncusuyum. I first picked up a racket at the age of 5. Sadece 5 yaşındayken ilk raketimi aldım diyor. Yani ilk başta 5 yaşındayken oynamaya başlamış. I won a lot of medals in my career. Kariyerimde pek çok madalyam var. Tennis is a difficult sport. Tennis zor bir spordur. So you must always be strong and in a good condition. Her zaman güçlü olmalısınız ve iyi bir kondisyonda olmalısınız diyor. Zor olduğu için. A match sometimes lasts 5 hours. Bir maç 5 saat bile sürebilir. I usually train 4 hours a day. Bir günde 4 saat çalışıyorum genellikle. But, ama, today I'm not playing tennis. Bugün tenis oynamıyorum. I'm playing the guitar. Bugün gitar çalıyorum diyor. Evet, doğru olmayan şık arıyoruz. Anna is a successful tennis player. Evet, başarılı bir tenis oyuncusu olduğunu anladık, biliyoruz. Anna started playing tennis at 5. Evet, 5 yaşındayken başlamıştı Anna tenis oynamaya. Bu bilgi de doğru. Anna thinks tennis is an easy sport. Easy, kolay demek arkadaşlar. Tam tersi neydi? Opposite'i difficult demekti. Demek ki bu bilgi doğru değil. Çünkü zor bir spor olduğundan bahsediyordu. Anna usually trains 4 hours a day. Evet, bir günde 4 saat çalışıyor genellikle. Bu bilgiyi de edinebiliyoruz buradan. Ama C şıkkı kolay bir spor değil, zor bir spor olduğundan bahsediyordu arkadaşlar. Evet, which of the following is not true according to the text? Metne göre hangisi doğru değildi? Fuat Sezgin'le alakalı bir biyografi okuyalım. Fuat Sezgin was born in 1924 in Bitlis. 1924'te Bitlis'te doğdu. He graduated from Istanbul University in 1951. 1951'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. He wrote many scientific books. Çok fazla bilimsel kitap yazdı. He was an important scientist. Önemli bir bilim adamıydı. And awarded many times for his studies. Çoğu kez çalışmalarıyla ilgili ödüllendirildi. He died in 2018. 2018'de öldü. Evet arkadaşlar, buradaki rakamlara bakarak, sayılara bakarak A şıkkındaki he died at the age of 94 yaşında öldüğünü sağlamasını yapabiliyoruz. Not true'yu soruyor bize. He studied especially on history of art. Evet, sanat tarihiyle ilgilendi diyor. Hayır, scientific, bilimle ilgilendi. O yüzden burası doğru değildir. Hemen işaretlemenin bir sağlamasını yapalım. He was awarded for his scientific studies. Bilimsel çalışmalarıyla ilgili ödüllendirildi. Evet, ödüllendirildi. O bilgiyi de buradan almıştık zaten. He graduated from university when he was 20
7. 27 yaşındayken üniversiteden mezun oldu. Evet arkadaşlar, üniversiteden mezun olma yaşında 1951'de doğumuyla alakalı buradan da çıkarımını yapabilirsiniz. 27 yaşında mezun olduğu bilgisi de doğru bir bilgidir. Ama History of Art'la ilgilenmedi, sanat tarihiyle değil, bilimle ilgilendiği için doğru cevabımız B olacaktır. Evet, son soruyla devam ediyoruz. Which of the following is correct according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre hangisi doğrudur? Şıklardan gidebiliriz. People can have them as a pet. İnsanlar onları evcil hayvan olarak besleyebilir, alabilir. Bir bakalım. Ama type wild diyor. Yani vahşi türdeymiş. O yüzden evcil hayvan olarak alamazlar. A şıkkı gitti. They live more than 20 years. 20 yıldan daha fazla yaşarlar. Evet, yaşam süresine, yaşam aralığına bir bakalım. 12 ila 14 yıl arasındaymış. 20 yıldan bahsetmiyor. O yüzden B şıkkımız da yanlış. C'ye bakalım. They can run faster than 100 km/h. Bakın 100 km hızla daha fazla koşuyorlarmış. Bakalım hızlarını arkadaşlar. 100 ve 120 arası, yani 100'den daha fazla kalıbına da uyuyor C şıkkı. D'ye bakalım. People can see them all over the Africa. Afrika'nın her yerinde onları görebilirsiniz. All over, her yerinde, bütün her yerinde diyor. Ama burada sadece kısıtlamış arkadaşlar. South and East Africa'da görebiliyoruz. Yani North'ta göremiyoruz. Veya West'te göremiyoruz. Sadece iki bölgesinde gördüğümüz için bu da yanlıştır diyoruz. Böylelikle C şıkkımızın doğru olduğunu kabullendik. Teşekkürler izlediğiniz için. Hepinize başarılar diliyorum. Thank you.